Değerli arkadaşlar, bugün anlatmak istediğim konu taklit konusu. Bize günlük olarak birçok mesaj geliyor. Bu mesajların arasında bazıları, hocam sizi taklit ediyorlar. Siz ne yapıyorsanız aynısını sanki kendilerine aitmiş gibi pazarlıyorlar. İşte canlı yayınlarda veya Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da bu şekilde mesajlar da geliyor. Ben onlara toplu olarak bu videoyu da cevap vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu yaşa kadar yıllardan beri taklit edildim. Ama beni taklit ettiler diye onların arkasından koşmadım. Koşsaydım, bütün enerjimi oraya harcasaydım o zaman tekrar yeni yöntemlerle insanlara yardımcı olamazdım değerli arkadaşlar. Çünkü insan nereye enerjisini harcarsa hayatında onu büyütür. Konumuz bu aslında. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Dünyanın en iyi üretim devletlerinin arasında olan Almanya'dan örnek verelim. Almanya. Bunlar yıllık olarak en az yüz binlerce patent başvurusu yapıyorlar. Yani yüz binlerce yıllık icatları oluyor. Devamlı icat yapıyorlar. Yani kalitelerini arttırıyorlar. Biz de Almanya'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Biz de o standartlara göre üretiyoruz. Tekniklerle insanlara yardımcı oluyoruz. Patent dediğimiz ürünlerimiz var. Onun gibi düşünün. Almanya'da en az 100 binin üzerinde patentle bir şeyler icat ederek insanların hizmetine sunuyor. Değil mi? Sürekli üretiyorlar bunlar. Bir de onları taklit edenler var. Taklit edenler. Yani Almanya kalitesini taklit eden bazı devletler var biliyorsunuz. Dünyanın en fazla nüfusa sahip olan Çin'den bahsedelim. Çinliler de ne yapıyor? Taklit ediyor. Buradaki patentleri kopyalıyor ve Mercedes'in örneğin aynısını yapmaya çalışıyor. Benzetmeye çalışıyor. Yarı fiyata satmaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman orijinaline benzemiyor değerli arkadaşlar. Peki şimdi Almanya'dan örnek vereyim. Almanya 100 bin tane icat yapıyor. Kalitesine odaklanıyor. Kalitesini arttırmaya çalışıyor. Bütün enerjisini nereye harcıyor? Buraya harcıyor. Bakın buraya harcıyor. Bütün enerjiyi üretime, ondan sonra patentlere, insanlığın hizmetine sunacağı yeni tekniklere odaklıyor ve bu şekilde enerjisini buraya harcadığı için bu devamlı yükseliyor değerli arkadaşlar. Yani bunların odak noktası üretmek, müşteriyi memnun etmek, müşteriyi arttırmak. Buraya enerji harcadığı için bu manada güçleniyorlar, kaliteyi arttırıyorlar. Peki Almanya, ya beni kopyalıyorlar. Ben oraya enerjimi harcayayım, kopyalattırmayayım, bu kadar ürün yaptık, bu kadar patentli hizmetlerimiz var diyerek enerjisini buraya harcarsa, elinde olan ürünlerin kaybolmaması için enerji harcarsa, yani enerjiyi buraya odaklarsa, o zaman ne olur? Nereye odaklanırsa o büyür değerli arkadaşlar. Ülke olarak Almanya ülkesi demek ki buraya odaklıyor kendini, kazanmaya odaklanıyor. Kaybetmeye değil. Şöyle de anlatabilirim. Değerli arkadaşlar, bir insan, bu kişi kilo kaybetmeye odaklanırsa, kilo kaybetmek istiyorum, kilo vermek istiyorum, kilom azalsın, kilo, 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 sadece buraya odaklanırsa, bütün enerjisini buraya odaklarsa ne olur? Gündemde tuttuğu neyse o büyür. Kişi bir türlü kilo verse de tekrar yoyo efekte kilosunu tekrar alır. Niye? Çünkü buraya odaklı. Peki, kaslarımı çoğaltayım, kas kazanayım diyen bir insanda kasları çoğalır. Kasları çoğalan kişinin de zaten kilosu azalır değerli arkadaşlar. Yani şuraya gelmek istiyorum. Sen nereye odaklanırsan hayatında o büyüyor. Ben de yıllardan beri hiçbir zaman beni taklit eden insanları ciddiye almadım.
Oraya hiç odaklanmadım. 18 yaşından bu zamana kadar ürettiğim ne varsa ticaret hayatımda hiçbir zaman "Aa bu beni taklit ediyor, aa benim dediklerimi yapıyor, aynısını yapıyor" diyerek oraya odaklanmadığım için hep yeni ürettiğim şeylere odaklandım. Kazandıklarıma, daha fazla insan kazanmak, daha fazla insanlara yardımcı olmak, daha fazla yeni yöntemlerle insanların problemini çözmeye odaklandığım için benim farkım o değerli arkadaşlar. Şöyle Mercedes arabasını gözünüzün önüne getirin. Almanların ürettiği kaliteye bakın. Bir zihninizde hayal edin. Bir de aynısının taklidi olan Çinlilerin arabasına bir odaklanın. Onu görün, gözünüzün önüne getirin. İkisinin arasında kapıyı örterken bile arabanın sesinden bile normal 6 yaşında bir çocuk bile anlayabilir. Yani Mercedes'in kaliteli olduğunu, orijinalin daha kaliteli olduğunu 6 yaşında çocuk bile anlayabilir. Dolayısıyla o yazan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Hocam sizi taklit ediyorlar, hocam sizi kopyalıyorlar diyen arkadaşlar rahat olsun. Biz yıllardan beri alışıyoruz. Onları problem olarak görmüyoruz. İnsanlar zaten anlıyor. Senin gerçek misin? İnsanlar senin zaten orijinal olduğunu anlıyorlar. Sahte olduğunu da normal bir insan anlıyor zaten. Dolayısıyla kafanızı oraya değil, kazanmaya odaklayın. Neye odaklanırsanız hayatınız o şekilde olur. Onu büyütürsünüz hayatınızda. Sizin eğer ticaret haneniz varsa vergiyi az ödeyeyim, az ödeyeyim, az ödeyeyim, daha az masrafım olsun diye sürekli gidere odaklanırsanız, buraya enerji harcarsanız o zaman ticaret halinizde gideriniz çoğalır. Buraya değil de kazanmaya odaklarsanız, gelire odaklarsanız kendinizi, ticaret haliniz varsa o zaman daha fazla insana yardımcı olayım, daha fazla insanın ihtiyacını gidereyim, daha fazla mutlu müşteri kazanayım derken gelirini de arttırırsın, mutlu müşterin çoğalır. Gelirin çoğaldığı zaman da giderin de zaten kapanır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla siz pozitif tarafa odaklanın, negatif tarafa değil değerli arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim. Dolayısıyla bizi taklit edenlere karşı da biz de gerekli önlemleri zaten aldık değerli arkadaşlar. Şimdi bununla beraber gerçekten orijinal, gerçekten samimi, gerçekçi yöntemlerle hedefine ulaşmak istiyorsan, yani duyguları, düşünceleri, davranışları orijinal teknikler ile değiştirmeyi, hayatını yönetebilmeyi istiyorsan, o zaman sana tavsiyem sen de orijinallere odaklan, pozitif tarafa odaklan, negatif taraflara odaklanmak yok. Bununla beraber Almanların bir sözü var, onu paylaşmak istiyorum size. Ucuz alan her zaman iki kere satın alır. Yani taklitinden aldığın zaman sürekli daha fazla para ödemiş olursun. Veya şöyle bir söz de var atalarımızın. Ben ucuz alacak kadar zengin değilim derler atalarımız. Ne kadar taklite odaklanırsan o kadar fazla para ödersin, zararın olur. Biz yıllardan beri değerli arkadaşlar Almanya'dan tüm Avrupa'daki vatandaşlarımıza onların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını nasıl değiştirebileceklerini, bununla beraber içindeki aslanı uyandırıp sevdikleriyle beraber daha başarılı ve huzurlu olmaları için yardımcı oluruz. Ve bunu gerçekten Almanya standartları ve kalitelerine göre yapıyoruz. Orijinaliz. Bizim taklitlerden ve diğer insanlardan farkımız, Avrupa'dan alınan teknikleri kendi örf, adet ve değerlerimize göre harmanlayarak insanlarımıza, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Aynı dili kullanıyoruz, aynı değerlere sahibiz, aynı dine sahip olduğumuzdan dolayı orijinal bir şekilde yardımcı oluyoruz yıllardan beri. Dolayısıyla
sen de hayatında değişiklikler istiyorsan, orijinale odaklanmak istiyorsan, kazanmaya odaklanmak istiyorsan, negatife değil pozitife odaklanmak istiyorsan, kazananlardan olmak istiyorsan, o zaman benimle iletişime gir. Hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, gönder. Biz sana eğer uygunsan döneriz. Bununla beraber bu videoyu başkalarına da paylaşırsan çok memnun oluruz. Hoşça kal.